Hatay Valiliği kendilerini vali, vali yardımcıları ya da özel kalem müdürü olarak arayıp para isteyenlere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Hatay Erzin'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis kararı bulunan bir tır şoförü polis kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca kaçtığı ara sokakta silahla intihar etti. Geçtiğimiz hafta sonu Sarımazı yolu üzerinde 9 yaşındaki oğlunu trafik kazasına kurban veren anne Gülistan Zünder kaza yerindeydi. TRT Akdeniz ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 28 Şubat 2017 ve ben Ali Yolcu, TRT Akdeniz ana haber bültenleriyle sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler, ilk haberimiz Hatay Valiliği internet sitesinden yapılan yazılı bir açıklama. Aslında alışık olduğumuz, bildik bir açıklama. Zaman zaman Hatay Valiliği internet sitesinden şu şekilde açıklamayı çok duymuşsunuzdur. Kendini vali, vali yardımcısı, emniyet müdürü, savcı olarak tanıtıp sizlerden para isteyen şu ya da bu yolla onlara aldanmayın, onlara kanmayın şeklinde uyarır Hatay Valiliği diğer illerdeki valilikler gibi. Bu açıklama da öyle bir açıklama. Hatay Valiliği kendilerini vali, vali yardımcıları ya da özel kalem müdürü olarak arayıp para isteyenlere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Hatay Valiliği vatandaşların mağduriyeti yaşamamaları için kendilerini para veya yardım talebiyle arayan kişilere itibar etmemeleri ve 155 ya da 156 nolu telefonlara bilgi verilmesi gerektiğini bildirdi. Hatay Valiliği internet sitesinde dolandırıcılık konusunda yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Bazı şahısların iş adamlarını ve hayırseverleri Sayın Valimiz, Vali Yardımcıları veya Özel Kalem Müdürü adını aradığını söyleyerek çeşitli gerekçelerle para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları valiliğimize gelen bilgilerden anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini para veya yardım talebiyle arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durumla karşılaştıklarında derhal polis veya jandarma birimine müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Hatay Valiliği ile irtibat kurarak bilgi paylaşmaları suç işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır. Bu vesileyle hayırsever iş adamları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak kimseden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceğini hatırlatırız. Evet, Hatay Valiliği'nin ya da bir diğer valiliğin, diğer illerdeki valiliklerin böyle bir açıklama yapmasına gerek var mı? Kim para verecek? Para mı var millette? Aslında bu da bir soru değil mi? Özellikle Hatay'da ikamet eden insanlar için söylüyorum. 2011 yılından bu yana Orta Doğu'da olup bitenler, Suriye'de olup bitenler, Hatay iline olumsuz yansımaları, esnafın işsizliği, iş adamlarının işsizliği, para kalmadı kimsede. Ne valiye verecek, ne vali yardımcısına. Daha doğrusu kendini ne vali ne de vali yardımcısı olarak tanıtanlara. Böyle de bir şey eklemiş olalım ve bir diğer habere geçelim. Evet sevgili seyirciler, Hatay'a bağlı Erzin ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan bir tır şoförü polis kontrol noktasına geliyor, yakalanacağını anlayınca kaçıyor ve intihar ediyor. Hatay Erzin'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis kararı bulunan bir tır şoförü polis kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca kaçtığı ara sokakta silahla intihar etti. Erzin Devlet Hastanesi civarında polis kontrol noktasında tır sürücüsü 48 yaşındaki Sedat Yazar, polislerin tüm uyarılarına rağmen aracından inmeyip hızlı bir şekilde şehir merkezine doğru sürdü.
Cumhuriyet Meydanı'nda durdurulan tırın sürücüsü Sedat Yazar silahını çekerek kendini vuracağını söyleyip kaçmaya başladı. Ara sokaklarda bir inşaatın içine giren Yazar elindeki silahı kafasına dayayarak intihar etti. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Erzin Devlet Hastanesi'ne getirilen Sedat Yazar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Evet sevgili seyirciler, az sonra 2-3 haber sonra Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Sayın Bekir Saday'la birlikte olacağız. Ve Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi'nin ne iş yaptığını, bileşenleri kim? Biraz onu konuşacağız. Ayrıca şunu konuşacağız. Hani bir sağlık olayı anında, bir trafik kazası anında Acil 112'yi ararız ya. Bunu gerçekten ihtiyaç olduğu için arayanlar var ama bir de ihtiyaç olmadığı halde abuk sabuk insanlar, sorumsuz insanlar öyle diyelim. Acayip cümleler kurarak telefonu kapatanlar da var. Bir de onu konuşacağız. 2-3 haber sonra Sayın Bekir Saday'la birlikte olunca tabii. Evet, peki devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu sevgili seyirciler, HRT Akdeniz ana haber bültenlerinde de izlemiştiniz. 9 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden bir anne Gülistan Zünder. Hatırladınız mı o haberi? Ben çok iyi hatırlıyorum. 9 yaşındaki bir çocuk ne yazık ki yaşamını kaybetmişti. Aradan 20 gün gibi bir süre geçti. Anne ve baba üzüntülerinden tabii haklı olarak çocukları netice itibariyle yetiştiriyorsunuz. O çocuğu büyütüyorsunuz. Sonra işte bir hiç uğruna kurban veriyorsunuz trafik canavarına. O anne kaza yerine geldi ilk kez ve bakın o kaza yerinde neler yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu Sarımazı yolu üzerinde 9 yaşındaki oğlunu trafik kazasına kurban veren anne Gülistan Zünder kaza yerindeydi. Kazanın ardından anne ve abla hayata küsmüş ve evden dışarı dahi çıkmamışlardı. Evinde çaresizce zor şartlarda yaşam mücadelesi veren aile kendilerine yapılacak yardım elini bekliyor. Kazanın ardından ilk kez kazanın yaşandığı yola gelen anne gözyaşlarına hakim olamazken bir anda yere yığıldı. Kardeşini gözünün önünde kaybeden abla Fatma Nursa annesine sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Ne durumda olduğumu bilemezsiniz ki. Acılı anne, bu acıya yürek dayanmıyor. Benim çocuğumun hayalleri vardı. Polis olacak ve bana ev alacağını söylerdi. Şimdi onun da benim de hayallerim bitti. Evimde çaresizim, hiçbir gelirim yok, perişan durumdayım diyerek gözyaşlarıyla oğlunu alan yolu izledi. Anneme gittim. Anne bugün cumartesi. Kardeşimle birlikte arkadaşıma gidebilir miyiz? Ne olursun anne. Burada arkadaşım. Evden kardeşiyle birlikte arkadaşına giden abla Fatma Nur o gün yaşadıklarını anlattı. Ve Fethullah Terör Örgütü. Fethullah Terör Örgütü 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin gündemine olduğu gibi Hatay gündemine de damga vuran terör örgütünden söz ediyoruz sevgili seyirciler. Hatay Valiliği bugün itibariyle rakamları açıkladı. Kaç kişi gözaltına alındı? Kaç kişi soruşturmadan geçti? Kaç kişi tutuklandı? İşte o bilgiler. Hatay'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında öğretmen ve polislerin de olduğu 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada biri tutuklu, ikisi tutuksuz 3 sanık hazır bulundu. Diğer 6 tutuklu sanıksa bulundukları cezaevlerinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla duruşmaya katılırken bir tutuksuz sanıksa gelmedi. Savunmaları alınan sanıklardan MÇ ve MA telefonlarında Baylog programının bulunduğunu kabul etti. Diğer sanıklarsa haklarındaki suçlamaları reddetti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Evet, peki sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programı vardı dün, Cuma günüydü. Antakya Belediye Başkanı Mimar İsmail Kimyeci programa konuk oldu. Ben sordum, Sayın Kimyeci yanıtladı. Gündemdeki konu ise
16 Nisan referandumuydu. Yani geçici anayasa. Daha doğrusu geçiciliği kalmadı artık. Anayasa değişikliği diyelim. O konu ağırlıklı olarak konuşuldu. Halkımızın güçlü bir Türkiye açısından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize getireceği faydaları arz etme imkanımız olacak. Bunları dilimizin döndüğünce aktaracağız. Tabii sonuç itibariyle halkımızın verdiği karara saygılıyız. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci anayasa referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Halkımızın vereceği karara saygılıyız dedi. Ali Yolcu'nun hazırlayıp sunduğu Demokrasi Bulvarı'nda konuştu Başkan Kimyeci. AK Parti'nin Ankara'da düzenlediği referandum mitinglerine katılımı sonrası Demokrasi Bulvarı'nda hem tek devlet tek millet vurgusu yaptı hem de AK Parti'nin referandum sürecinde kullandığı dili değerlendirdi. AK Parti hükümetinin bugüne kadar ortaya koyduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade buyurduğu ve Türkiye'nin nasıl ki 15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı tek yürek olarak meydanlarda, alanlarda milli iradeye sahip çıkmasıyla ilgili bu duruş sergilediyse, bütün bunlar birlikte millet olarak karar vermemizden kaynaklı bir olgu, bir kazanım. O açıdan biz ifade buyurduğunuz gibi agresif bir yaklaşımla bugüne kadar hiçbir kampanya döneminde bir çalışma içerisinde olunmadı. Bu süreçte de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de gerçekten ülkemizin şu ana kadar sahip olduğu, kazanım olarak elde ettiği bütün başarıları pekiştirmek ve daha üst noktalara bunları güçlü bir şekilde çıkarabilmek için önemli bir dönüm noktası. Ülkemiz için, milletimiz için bir fayda olmuş olacak. Bunları arz edeceğiz. Tabii bütün bunları yaparken bahsettiğiniz gibi bir sert üslubu kullanarak bunları ifade etmek bizim hem tarzımız değil hem milletimize karşı bunları saygısızlık olarak biz değerlendiriyoruz. Kimyeci hayırcıların terör örgütleriyle bir tutulmasına da değindi. Terör örgütlerinin birlik ve beraberliğe zarar vermek amacında olduğunu söyleyen Kimyeci, hayır diyen vatandaşlarımızla terör cephesiyle özdeşleşen ifade asla kullanılmadı dedi. Partili Cumhurbaşkanlığına geçişte hükümet yetkililerinin parlamenter sistemin eksiklikleri olduğu yönündeki söylemler içinde açıklamalarda bulunan Kimyeci, MHP ANAP koalisyonunu örnekledi. Geçmişe baktığımızda ne zaman ki hükümetlerde bir kaos, bir karmaşa, bir koalisyon dönemi olduysa o zaman ülke olarak, millet olarak kazandığımız bütün sosyal ve teknik alanlardaki, kültürel alanlardaki birikimlerimizde geriye doğru düşmeler olmuş, geriye doğru gitmeler olmuş. Yani ülkemizin kalkınması durmuş, o ana kadar kazandığımız değerlerimizin elden yok olmasına sebep olacak sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla yakın Cumhuriyet tarihimizden bir örnek vermek gerekirse, aynı siyasi parti tabanından gelmediği ya da birbirleriyle uyumlu bir çalışma yapamadığına örnek olsun bağlamında, hatırlarsanız bir koalisyon hükümeti vardı rahmetli Ecevit döneminde ve orada koalisyon çok güçlü bir şekilde hükümeti de idare edemediğinden kaynaklı bir takım sıkıntılar da yaşandı hatırlarsanız. Kimyeci sistem değişikliği üzerinden muhalefeti eleştirdi. Anayasanın ilk 4 maddesi belli. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkenin yönetim biçimini belirlemiştir dedi ve devam etti. Anayasamızın değişmez 4 maddesi, ilk 4 maddesi yerinde değişmiyor. Türkiye Cumhuriyetimizin sistemi belli. Türkiye'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan ettiği 1923'te zaten Türkiye'nin yönetim sistemini ortaya koymuş. Şu anda bahsedilen sistem değişikliği değil, tamamen hükümet modelinin değişikliği söz konusu. Yani Cumhuriyetimiz yerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1923'te bu sistemi zaten Cumhuriyeti ilan etmiş ve aynı şekilde bizler de Türk milletinin bir ferdi olarak atamızın bize miras bıraktığı bu değerlere sahip çıkıyoruz. Ve gene atamızın bize bıraktığı muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma ülküsüne de son derece bağlıyız ve bütün bu gelişmeleri Türkiye'mizin bağımsızlığını ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma konusunda yani güçlü bir Türkiye olma konusundaki idealine sımsıkı biz sarılıyoruz ve onun nasihatlerini, talimatlarını millet olarak başımıza tac ediyoruz ve gereklerini yapıyoruz.
Ve sevgili seyirciler, bir diğer program ekranlarımızdan izlediğiniz Mehmet Çardak ağabeyimizin hazırlayıp sunduğu Hatay'ı Konuşalım programı. Dün özel bir konuğu vardı Sayın Çardak'ın. Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Genel Başkanı Sayın İbrahim Güder'di. İbrahim Güder'le renkli bir program oldu. Hatay'ı enine boyuna tartıştılar ve özellikle 2021 yılında Expo fuarı düzenlenecek biliyorsunuz Hatay'da. O konu da konuşuldu. Ama bir konu daha konuşuldu. Önce haberi izleyelim. O konuyla ilgili iki cümle daha söyleyeceğim ben. Türkiye'nin en güvenli yeri Hatay'dır. Yani Amerika'nın New York'unda bir otobüs şehre dalıyor, insanlar öldürüyor. Almanya'da otobüs dalıyor, öldürüyor. Orasına gitmeyeceğiz mi anlamına geliyor. Yani her yerde olaylar olur ama olayın en az olduğu yer Hatay'dır. Mehmet Çardak'ın hazırlayıp sunduğu Hatay'ı Konuşalım'a bu hafta Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Genel Başkanı İbrahim Güder konuk oldu. Hatay'da niçin yerli otomobil üretilmeli sorusuna şu cevabı az önce siz ifade ettiniz. Çok geniş imkanlara sahiptir Hatay. Bir eğitimli insan gücümüz, çok iyi bir lojistik bir noktada olmamız, Orta Doğu'ya açılan bir kapı içerisindeyiz. Yani sınırdayız ve bu büyük bir körfezdeyiz. Bunun yanında otoyollarımız var, otobanlarımız var, demir yollarımız var, limanlarımız var. Ve en önemlisi de nedir biliyor musunuz? Türkiye'de üretilen demir çelik üretiminde üçte biri Hatay'da üretilmektedir. Dolayısıyla da bu kadar cazibe yönümüz varken başka yerde otomobil üretimini düşünmenin ve başka yer aramanın da bir anlamı yok. Ve bizim yöneticilerimizin de inşallah bunları dikkate alıp devleti yönetenlerimizin bu özelliğimizin farkında olup yerli otomobilin üretilecek en doğru adresin Hatay olduğunu fark etmelerini arzu ediyoruz. Programda ekonomiden iş dünyasına, iş gücünden Expo'ya kadar her şey konuşuldu ancak öne çıkan konulardan biri yerli otomobilin Hatay'da üretilmesi yönünde taleplerdi. Güder Hatay tarımına da değindi. Hatay tarımı tüm Avrupa'yı doyuracak düzeydedir diyen Güder akıllı tarım önerisinde bulundu. İyi bir master planıyla, iyi bir organizasyonla, iyi bir sahiplenmeyle Hatay tarımı tüm Avrupa'yı doyuracak bir tarım yapılabilir. Akıllı tarımla da bizim ihracatımız 100 milyar doları aşabilir. 100 milyar dolardan bahsediyorum. Bu ezbere bir şey değildir. Hatay'da çiftçilerimiz ürettiği ürünün karşılığını alabiliyor mu? Alamıyor. Niye? Çünkü mutlu değil. Yani dededen oğula, oğuldan toruna geçen bir tarım anlayışı var. Ne yapılması lazım? Bunun için de akıllı tarım yapılması lazım. Yani akıllı tarımda az toprakta, az bir miktar arazilerde teknolojiyi uygulayarak daha çok katma değeri yüksek ürünler üretmek. Güder, Hataylı iş adamlarının Expo 2021'den beklentileri neler sorusuna Expo önerileriyle cevap verdi. Katılımı sağlayacak ve kuruluşların ciddi bir yatırım yapması hedefleniyor zaten bu şeyde. Bunun için de Expo süresi boyunca çok ciddi bir iş hacmi oluşturulması gerekmektedir. Yerli ve özellikle yabancı turistlerin katılımı için ciddi bir projeksiyon yapılması gerekmektedir. Yabancı turistler için paket turlar tertip edilmesi çok önemlidir. Expo süresince panel, seminer, sempozyum, uluslararası kongreler, çocuk kongreleri, sergi kongresi, gösteri, festival, yarışma ve kırsal turizmi canlandıracak aktiviteler düzenlenmesi gerekmektedir ve bunlar için de daha şimdiden çalışma yapılmaktadır. Güder, Hatay Kalkınma Şurası ilgili de açıklamalarda bulundu. Samandağ mesela. Samandağ Allah'ın var ettiği tarihten bugüne kadar bakir kalmış. Dolayısıyla Samandağ'ın özellikle o turizm bölgesinin turizme açılması, yeni planlama yapılması, aynı bir Miami gibi ya da Avrupa'da gördüğümüz o sahil kentlerindeki yaşanabilir sosyal ve donatı ve şehirleşmeyle güzel mekanlarla turizme açılabilir. O dört yolun o sahil kısımları, inanılmaz kumsallar ve güzellikle denizimiz var. Bunlar topluma kazandırılabilir. Hatay Kalkınma Şurası muhakkak yapılmalı. Biz bununla ilgili
9 fasıl belirlemiştik. Bu 11 fasıl olması daha hayırlı olur. 2 günlük bir şura yapılması lazım Hatay'da. Bu şurada Hatay'ın işte şu anki 8-10 bin dolarlık milli gelirinin 50 bin dolara çıkması, ihracatının 2 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkartılmasıyla ilgili ne eksiklerimiz var? Ve Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Genel Başkanı İbrahim Güder Hatay'ı konuşalım da şöyle devam etti. İş adamlarımızla, kendi üyelerimizle bir fon oluşturduk. Bütçemizi, paramız da var. Hamdolsun. Hatay'da 1000 kişilik öğrenci yurdu yapalım düşüncesiyle. Fakat arsa maliyetleri İstanbul'da bildiğiniz gibi çok. Bunu devletten de talep ettik. Umarım eğer bu yakın bir süreçte bulduğumuz bazı arsalarımız var, bunları da neticelendirebilirsek, Hatay'a, Cumhuriyet tarihini bırak, Hatay'ın varoluş tarihinden bugüne yapılmamış olan öğrenci yurdunu işte bizlerin önderliğinde yapmış olacağız. Bu öğrenci yurdu 1000 kişilik olacaktır. 500'ü kız, 500'ü erkek. Büyük eksikliği gidecektir. İstanbul'da yapılacaktır bu öğrenci yurdu. Allah nasip ederse diğer illeri de bunu başardıktan sonra İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde eğitim gören Hataylı üniversite öğrencilerimize de onu yapma sürecini başlatacağız. Bu kar amacı gütmeyecektir. Çarkı döndürecek bir sistem üzerinde olacaktır. Evet, haberi izlediniz. Bu şekildeydi. Bir konu daha öne çıktı. O konuyla ilgili iki cümle daha söyleyeceğim demiştim ya. İşte o şu. Yerli otomobilin Hatay'da üretilmesi yönünde talepler. Onlar da konuşuldu. Şimdi ben bunu, arkadaşlar bana bu haberi getirdiklerinde biraz da gülerek dedim ki bu ne ya? Dediler ki abi, yerli otomobilin Hatay'da üretilmesi isteniyor. Bu konu da konuşuldu programda. Çok güzel. Hem İbrahim Bey'e teşekkür ediyorum, hem Mehmet Bey'e. Ama bu bir hayal sevgili seyirciler. Hayal satmaya hiç gerek yok. Neden biliyor musunuz? Bakın, bugün Antakya'da, Defne'de, Reyhanlı'da, Kırıkhan'dan hangi ilçesine giderseniz gidin Hatay'ın. Yahu biz daha cadde üzerindeki bir çukuru örttüremiyoruz. Çukur ya, her taraf çukur içinde. Biliyorsunuz, o yollardan geçiyorsunuz zaten. Şimdi bir yoldaki bir çukuru örtemiyorsanız, örttüremiyorsanız, asfaltlayamıyorsanız, hadi öyle söyleyeyim, bu bir hayal olur değil mi? Hatay'da otomobil üretmek. İstemez miyim? Çok isterim. Keşke öyle bir şey mümkün olsa. Ama bana sorarsanız daha bizden çok uzak. Hatta otomobil üretimine geçmeden önce Hatay ili olarak şu yeterli suyu verebilelim. Şu yollarımızın berbat halini önleyebilelim. Şu elektriğimiz mesela. Ha, diyelim ki otomobil üretmek istedik. Hangi elektrikle üreteceğiz ya? Hatay'da günde 3 saat üst üste elektrik verilemiyor daha. Günde 3 saat elektrik verilemiyor. Bu otomobil üretme işi de biliyorsunuz elektrikle olan bir şey. Bence o konuları bir çözelim. Ondan sonra tabii bu olursa harika olur. Peki şimdi Samandağ'a geçelim ve Samandağ'da Dünya Ana Dil Günü etkinliği tertip edilmiş. Ve o söz konusu gecede Samandağ Belediye Başkanı Sayın Mithat Nehir de bir konuşma yapmış. Dünya Ana Dil Günü etkinliği Samandağ Belediyesi Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Samandağ Şubesi İşbirliği ile Samandağ Belediyesi Yeni Çarşı Salonu'nda gerçekleştirildi. Aşk adalı ibadet ettirilene bütün sıvayı. Erba. Gecede çocuklar Arapça hikayeler okudu, şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Gecede çocuklara hediyeler de dağıtıldı. Ana dilin öneminin anlatıldığı geceye Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir, Ayhan Kara Vakfı Başkanı Ayhan Kara, STK temsilcileri 7'den 70'e vatandaş katıldı. Gecede Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ana dilin önemine vurgu yaptı. Nehir bir yıl gibi bir süre sonra dil okulu açacaklarını da müjdeledi. Nehir dil okuluyla ilgili olarak ana sınıfı çağındaki çocuklarımıza iki dille eğitim vermeyi hedefliyoruz. Dil okulu ülkemizde ender rastlanan bir çalışmadır dedi. Bugün binamız kafası bitme aşamasına geldi. İnşallah bir yıl sonra belki ana sınıfı yaşındaki çocuklarımıza İki dilli eğitim vermeyi hedefleyeceğiz. Bu Türkiye'de çok olabilen bir iş değil. Bu cesur bir söylem değerli arkadaşlar.
Bu söyleme sahip çıkmak hepimize göre başka türlü ana dilimizi unutturacaklar. Unutacağız ve kötü olacak. Nehir, Dünya Ana Dil Günü'nde yaptığı konuşmada şöyle devam etti. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde farklı dilleri ifade eden, farklı dillerle anlaşan ne kadar azınlık, küçük, ufak ufak topluluklar varsa hepsinin dilinin yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Samandağ'la devam ediyoruz ve Samandağ Belediyesi'nin 2017 yılı Mart ayı olağan toplantısının 3 Mart günü saat 10'dan itibaren belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşeceğini sizlere söyleyelim. Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımız bir haber derlemişler. Onu da birlikte izleyelim. Samandağ Belediye Meclisi 2017 Mart ayı olağan toplantısı 3 Mart Cuma günü saat 10'da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleşecek. Belediye Meclis toplantısında 3 Şubat 2017 tarih ve 20 sayılı meclis kararıyla Plan ve Bütçe Tetkik Komisyonu'na havale edilen belediye evsel atık ücret tarifesi, Zeytunlu Mahallesi'nde kain imar planında belediye hizmet alanı olarak tanımlanan ve mülkiyeti Edip Atar'a ait tapu kaydı Zeytunlu Mahallesi 160 ada 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin mülkiyeti belediyeye ait olan tapu kaydı Zeytunlu Mahallesi 160 ada 22, 23 ve 24 numaralı parsellerle 2942 sayılı kamulaştırma kanun gereğince trampa yapılması, 3 Şubat 2017 tarih ve 17 sayılı meclis kararıyla imar komisyonuna havale edilen tadilat dosyalarının görüşülmesi, imar planı tadilatlarıyla ilgili talepler gibi konular görüşülecek. Şimdi öncelikle tabii Samandağ Belediyesi'ni ve Samandağ Belediye Başkanı Sayın Mithat Nehir'i ana dil konusuna gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyorum. Daha önceki yıllarda da Sayın Nehir benzer etkinlikler düzenlemiştir. Samandağlılar, buradan bu arada bütün Samandağlı kardeşlerime iyi akşamlar diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Toplumsal gelişmelere duyarlı bir yerleşim biriminden söz ediyoruz. Ana dil önemli. Herkes ana dilini konuşmalı, konuşabilmeli. Şükür ülkemizde de demokrasinin hakim olduğunu biliyoruz ve herkes ana dilini rahatlıkla konuşuyor zaten. Yani Kürtçe ise ana diliniz, işte Güneydoğu'da Kürtçe ağırlıklı konuşabiliyorsunuz. Arapça ise, mesela benim de ana dilim Arapça ise, onu rahatlıkla konuşabiliyorsunuz. Ama bunun unutulmaması lazım. Özellikle yeni kuşak doğal olarak doğar doğmaz 3-4 yaşındayken okul öncesine gidiyor. Ardından işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite eğitimi. Mesela şimdi benim kızım var. Mersin'de üniversitede okuyor. 2. sınıf öğrencisi, 3. sınıf öğrencisi, özür diliyorum. Arapçayı anlıyor ama konuşamıyor. O benim hatamdı mesela. Baba olarak benim hatamdı. Anne olarak annesinin hatasıydı. İnsan ana dilini unutursa sevgili seyirciler her şeyini unutur. Dolayısıyla bu emeklerinden ötürü Samandağ Belediyesi'ne ve Samandağ'daki sivil toplum örgütlerine ben teşekkür ediyorum. Ha, bu arada diyeceksiniz ki senin kızın Arapça bilmiyor. Arap kökenli olmanıza rağmen, ana dilinizin Arapça olmasına rağmen, ama öğretiyorum. O konu üzerinde yoğun bir çabam var ve artık benim kızım o eski Sera değil. Bu arada adı da Sera. Eski Sera değil. Yavaş yavaş artık konuşmaya başladı. Lütfen siz de duyarlı davranın. Ve yahu arkadaş, bir aydan bu yana Hatay'a, Antakya'ya yağış düşmedi diyenleriniz var mı? Bilmiyorum diyenleriniz var mı? Ya da yağmuru özleyenler var mı? Eğer varsa işte bu haber sizi mutlu edecek bir haber. Buyurun bakalım neler olacakmış yarından itibaren Hatay'da. Meteoroloji uyardı. Hatay'ı çarşamba gününden itibaren 3 gün sürecek yağışlı hava bekliyor. Çarşamba günü başlayacak yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklığı ülke genelinde artacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, çarşamba Doğu Akdeniz'de kuvvetlice esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Hatay'da etkili olması beklenen tahmini hava durumu ise şöyle. 1 Mart çarşamba yağmurlu, sıcaklık en düşük 12, en yüksek 25 derece. 2 Mart perşembe bulutlu, sıcaklık en düşük 7, en yüksek 18 derece. 3 Mart cuma yağmurlu, sıcaklık en düşük 6, en yüksek 16 derece.
4 Mart Cumartesi parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 6, en yüksek 19 derece. 5 Mart Pazar güneşli, sıcaklık en düşük 7, en yüksek 22 derece. Ve elektrik kesintileri, hani demin dedik ya, Hatay'da otomobil üretimi yapılsın mı yapılmasın mı, otomobil üretimi yapılabilmesi için öncelikle elektriğin olması lazım demiştik. İşte o elektrikten söz ediyorum size. Yarın için İskenderun, Yayladağı, Antakya ve Defne ilçesine bağlı bazı yerleşim birimlerinde hangi saatler aralığında elektrik olmayacakmış? Beraber bakalım. Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre 1 Mart Çarşamba Hatay'ın bazı ilçelerine elektrik verilemeyecek. Açıklamaya göre İskenderun Denizciler Mahallesi 47 Sokağı 9 ile 17 saatleri arasında, Yayladağ Yenice Mahallesi'ne 9 ile 16 saatleri arasında, Antakya Yeşilova, Alaaddin, Suvatlı ve Saçaklı mahallelerine 7 ila 8 saatleri arasında, Antakya Avsuyu ve Apaydın mahalleleriyle Boynu Yoğun içme suyuna 9 ila 16 saatleri arasında, Defne Harbiye Mahallesi Atatürk Sokağı 9 ila 11 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. Ve sevgili seyirciler, HRT Akdeniz ana haber bülteni bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse, sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Gümüşhane Spor'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran Hatay Spor'da büyük bir keyif yaşanıyor. Hatay Spor Teknik Sorumlusu İlhan Palut, deplasmanda olmalarına rağmen rakiplerini iyi analiz ettiklerini vurgulayarak görüşlerini şöyle dile getirdi. Grubumuzun lideri olan Gümüşhane Spor maçına iyi hazırlandık. Rakibimizin oyun anlayışını iyi analiz ederek önlemlerimizi aldık. Zor bir maç oldu. Biz de gereken hamlelerimizi yaparak maçı kazanmasını başardık ve yolumuza devam ediyoruz. Biz artık bir yola çıktık. Artık bir hedefe doğru kilitlendik. Ve Tokatspor maçı da bu hedefe ulaşmamız için ilk engel. Tokatspor'a en az Gümüşhane Spor kadar önem vereceğiz. En az çalışmalarımızı Gümüşhane Spor maçı kadar yoğun yapacağız. Tokatspor'u da analiz edeceğiz. Bu maçla alakalı planlarımızı da ortaya koyacağız. Bugünden itibaren sadece aklımızda Tokatspor maçı olacak. Futbolcularımın da öyle baktığını biliyorum. Biz de bu konuda bir boşluk görürsek uyarılarımızı yapacağız. Ve Tokatspor maçına da bir final maçı havasında çıkacağız. Gümüşhane maçına çıktığımız gibi. Bu arada Bordo Beyazlı takımda Gümüşhane Spor maçında sarı kart gören Sadi'nin cezalı olduğunu açıklayan teknik sorumlu İlhan Palut, bu hafta sahalarında oynayacakları Tokatspor maçının hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Tavlaspor'un başarılı golcü futbolcularından Gizem Salhaoğulları U17 milli takım kampına davet edildi. Kadınlar 3. Türkiye Ligi 7. grubunda mücadele veren Tavlaspor'un golcü futbolcusu Gizem Salhaoğulları milli takımın Antalya'daki kamp sırasında Rusya ile 2 özel maç yapacak. İlk maç 28 Şubat Salı, ikinci maç ise 2 Mart Perşembe günü oynanacak. Tavlasporlu Gizem'in bu özel maçlarda ay yıldızlı formayı giymesi bekleniyor. Bu arada milli aday kadrosu Suna davet edilen Gizem Salhaoğulları, en büyük amacım milli olmaktı. Bu hedefime ulaştığım için çok mutluyum. Milli formayı giymek benim için bir gururdur. Milli takıma seçilmeme katkıları olan hocalarıma teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 1-4 Mart tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. İzmir Bornova Atatürk Spor Salonu'nda Sarı Lacivertli ekiple karşılaşacak olan Hatay'ın melekleri bu zorlu mücadelede galip gelerek rakibini kupanın dışına itmek istiyor. 1 Mart Çarşamba günü saat 15.15'te başlayacak mücadelede TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak olup keyifli ve çekişmeli geçmesi beklenen mücadelenin galibi Mersin Büyükşehir Belediyespor Bellona, Abdullah Gül Üniversitesi maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.